Evet gençler test 17'nin çözümüyle devam ediyoruz. Özellikle bu testte tam da sınav ayarında sorular çözeceğiz arkadaşlar. Hemen başlayalım. İrem'in birbirinden farklı 4 matematik, 3 fizik, 2 kimya kitabı vardır. Matematik kitaplarının hiçbiri yan yana olmayacak şekilde. Bu kitapları İrem bir rafa kaç farklı biçimde dizebilir? Arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam konu anlatımda demiştim ki Hangisi fazla sayıdaysa önce onu yerleştir. Şimdi buraya bakın 4 tane matematik var. Matematik dışında 5 tane kitap var. O zaman önce bu 5 kitabı yerleştireceğim. Fizik 1, Fizik 2, Fizik 3, Kimya 1, Kimya 2. Bunların aralarına matematik gelecek arkadaşlar. Şimdi benim 4 tane matematik kitabım var. Bunları yerleştirdiğimde onların sıralamasını da dahil etmem gerekiyor. Mesela mat 1 buradaysa, mat 2 buradaysa, 3 buradaysa, 4 buradaysa bir de bunların aralarında yer değiştirmesi olacak. O zaman olayı şöyle düşüneceğiz. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yer var. Bu 6 yerden 4 tane seçeceğiz. Buraya kitapları bir yerleştirip sıralayacağız. O zaman burada arkadaşlar 6'nın 4'lü permütasyonu var demek. Neydi permütasyon? Aynı zamanda sıralamaydı. O yüzden 6 yerden 4 taneyi seçip sıralayacağız. Burada 6'nın 4'lü permütasyonu vardır. Çarpı ve burada 5 tane kitap var. Fizik 1, Fizik 2, Fizik 3, Kimya 1, Kimya 2. Bu 5 kitabın da kendi aralarında yer değiştirmesi olacak 5 faktörü Şimdi buraya baktığımda arkadaşlar 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 burada 4 yazıyorsa 6'dan 4 kere aşağı düşüyorduk. Şunun yanına da 5 faktöriyel yazdığımızda 6 ile 5 faktöriyeli birleştirirsek 6 faktöriyel 5 4 3'ün çarpımı da 60'tır. Cevap Edirne olur. Bir başka deyişle de şöyle de düşünebilirsiniz. Arkadaşlar mat 1'in gidebileceği 1, 2, 3, 4, 5, 6 yer var. Mat 2'nin gidebileceği mesela mat 1'i buraya koyduk. Mat 2'nin gidebileceği 5 yer var. Mat 2'yi de buraya yerleştirdik. Sonra geriye 4 yer kaldı. Mat 3'ün gidebileceği 4 yer vardır. Onu buraya yerleştirdik. 4 dördün gidebileceği 3 yer vardır. İşte bu yaptığımız işlem permütasyonun kendisidir arkadaşlar. İki şekilde de düşünebilirsiniz. Evet şimdi ikinci sorumuza bakalım. Bir plazanın 4 tane asansörü vardır. Gökhan 3 numaralı, Pınar 1000 numaralı asansörü, Yaşar 2 numaralı asansörü, Ertan 4 numaralı asansörü kullanmamak koşuluyla bu dört kişi her biri farklı asansörü kullanmak üzere asansörleri kaç değişik şekilde kullanabilir demiş arkadaşlar. Şimdi ben e, karıştırmamak adına şöyle yazmak istiyorum. Buraya gelemeyenler değil ya da binemeyenler fark etmez. Bir numaralıya Pınar binemiyor. İki numaralıya Yaşar, üç numaraya Gökhan ve dört numaraya da Ertan Bilemiyor, bilemeyenler desek daha doğrudur ama anladınız arkadaşlar. O zaman şöyle başlayalım. Mesela bir numaralı asansöre Yaşar'ın bindiğini düşünelim. Yaşar bindi. O zaman arkadaşlar gelelim Pınar'a. Pınar burada nereye girebilir mesela? Pınar Ertan'ın gidemeyeceği 4 numaralı asansöre geldiğini düşünelim. Geriye e, ne kalıyor? Gökhan'la Ertan kalıyor. Gökhan 3 numaraya gelemeyeceğine göre 2 numaraya gelmek zorunda. Buraya Gökhan'ı yerleştirdim. O zaman arkadaşlar bir Ertan kalıyor. Ertan'ı da buraya yerleştirdim. Şimdi devam ediyorum. Buranın yine Yaşar olduğunu düşünelim. Bunları buraya yerleştirmek yerleştirmiştik. Şimdi 3 numaraya yerleştirdiğimizi düşünelim. Ertan 4 numaraya gelemeyeceğine göre Ertan 2 numaraya gelebilir. O zaman da Gökhan buraya gelebilir Arkadaşlar şimdi yine devam ediyorum Yaşar bir numarada olsun Pınar buradaydı bu sefer Pınar'ı buraya yerleştiriyorum arkadaşlar Pınar burada olacaksa Gökhan 3 numarada olamayacağına göre 4 numaraya gelmek zorunda Ertan da 3 numaraya gelmek zorunda bakın Pınar burada üç farklı asansöre gidebilir tüm durumu incelemiş olduk yani buraya Yaşar geldiğinde 3 durum varsa Pınar dışında Yaşar, Gökhan, Ertan üç kişi olduğu için her bir kişi içinde üç durum var demektir. O zaman 3 üç çarpı 3'ten cevap 9 olur. Şimdi tekrar ediyorum arkadaşlar. Bir numaralıya Pınar gelemiyor ya. Yaşar gelebiliyor, Gökhan gelebiliyor, Ertan gelebiliyor. 3 kişi gelebiliyor. Ve her kişi içinde 3 durum söz konusu olduğu için 3 çarpı 3'ten toplam 9 durum söz konusudur. Şimdi 3'e bakalım arkadaşlar. Çekirdeki tabloda kare karalamaca oyununun bir kısmı görülmektedir. Her satırın başında yazılı sayılar satırda ne kadar karenin ardışık karalanacağını, tire ise yani çizgi ise en az bir boşluk bırakılacağı anlamına gelmektedir. Bakın en az diyor o zaman bir boşluk da olabilir, iki de üç de olabilir. Satırlarda bulunan sayıların yerleri değiştirilememektedir. Bu duruma uyan kaç farklı karalama yapılabilir? Şimdi arkadaşlar 1, 2, 1 demiş. Mesela ilk başta burayı karalayalım. Arada boşluk olacak. 2 tane karalayalım peş peşe. Bir boşluk da olursa bu şekilde. Yani bunu sağlayan sadece bir durum söz konusu değil mi? Şuralarda kesinlikle en az bir boşluk bulunacak. Ancak bu şekilde olabiliyor. Şimdi gelelim 3-1 mevzusuna. Arkadaşlar pembeler bir durumu göstersin. 3 tane boyadım. Bir buraya gelebilir. Bakın arada boşluk var. Yine 3 tane boyadım. Bir buraya gelebilir. Bu sefer arada 2 boşluk var. Şimdi yine 3 tane boyuyorum. Arada bir boşluk var. Gördüğünüz üzere arkadaşlar 3 durum söz konusu oldu. Şimdi gelelim 4-1'e. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 1. Gördüğünüz üzere sadece bir durum söz konusu. Bir, 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 durumuna bakalım. Bunu da nasıl gösterelim? Şöyle çizelim arkadaşlar. Çizmeden de olurdu ama. Yine de gösterelim. Kaç tane olacağını bilmiyorum şu anda. Rastgele da yapmış oldum. 3, 4, 5, 6. Tamam. Ben şimdi bunu yapacağım. Eğer bir de burayı taramış olursam, aralarında bir boşluk olursa böyle olacak. Yine arkadaşlar şöyle yaparsam böyle olabilir. Sonra yine bunu sabit tutuyor. Böyle, böyle olabilir. Şimdi biri buraya yerleştirirsem kesinlikle böyle olabilir. Değil mi gençler? Başka bir durum var mı? Başka bir durum bulamadım. O zaman burada dört durum söz konusu. Toplamda 1, 3, 1, 4'ten 12 durum olur arkadaşlar. Güzel soruymuş. Basit. Tam da sınav ayarında. Şimdi 4'e bakalım. Labirent kelimesinin harflerinin yerleri değiştirilerek 8 harfli kelimeler oluşturulacaktır. Sesli harflerin en çok ikisinin yan yana olacağı kaç kelime oluşturulabilir? Şimdi arkadaşlar sesli harflerimiz neler burada? A, I, E'dir. 3 tane. Şöyle yazalım. Bunların üçünü birleştirelim. Aslında yapmak istediğim şu. Bu labirent kelimesindeki harfler kaç farklı şekilde sıralanabilir? Yani bu tüm durumdur. Tüm durumdan şöyle diyelim. Tüm durumda bu üç tane sesli harfin yan yana olma durumunu çıkartalım arkadaşlar. Böylelikle en çok ikisinin yan yana olacağı kaç kelime var bunu bulmuş oluruz. Şimdi tüm durum nedir? Toplamda 8 tane harf var. 8 faktöriyel şekilde sıralanacak. Eksi. 3 tane sesli harfin yan yana bulduğu duruma bakalım. A, E, I. Toplam 8 artı 3 harfi böyle. 1, 2, 3, 4, 5 diyeceğim arkadaşlar. Şimdi bunlar 1 2 3 4 5 6. Bu üçünün yan yana olabileceği bir kere altı durum var. Ne demek istiyorum? Bak böyle olabilir. A E İ e. 1 2 3 4 böyle olabilir. A E İ e. e toplam 8 tane olacak. Bu şekilde olabilir. A E İ e. Böyle olabilir. Bir çizgi daha. A, E, İ böyle. Bir de arkadaşlar son olarak A, E, İ. Yani bakın 1, 2, 3, 4, 5 bu şekilde 6 tane durum var yan yan olabileceği. Ben bunu böyle çizmek yerine şöyle dedim. 1, bunu 1 olarak kabul ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6 durum söz konusu dedik. Sonra A, E, aralarında yer değiştirmesini hesaba katıyoruz. A, E, I dışında 5 harfimiz daha var. Bunların da yer değiştirmesini hesaba katıyoruz. Şu 8 faktöriyel yerine 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel yazalım. Şuraya da arkadaşlar 3'ü 3, 3 faktöriyel 6'dır. 6 çarpı 5 faktöriyel de 6 faktöriyeldir. Burada 6 faktöriyel parantezine alalım. 7 kere 8 56 eksi 6 Buradan 50 çarpı 6 faktöriyel cevabına ulaşabiliriz. Ulaşabiliriz değil ulaşırız. Şimdi 5. soruya bakalım. Zaten bu tarz sorulardan çokça çözdük arkadaşlar. Anlayacağınızı anladığınızı düşünüyorum. Ankara'dan Defkoşa'ya uçakla gidip dönecek olan Melike'nin istediği tariflerdeki uçak seferlerine ait bilet fiyatları aşağıda verilmiştir. Melike verilen fiyatlara, fiyatlarla Gidiş dönüş uçak biletlerini alıyor. Buna göre Melike'nin uçak biletlerini alırken ödediği toplam tutar için kaç farklı durum vardır? Şimdi arkadaşlar gidiş için şöyle yazalım. Gidiş için kaç tane farklı tutar var? Bakın 338'den 2 tane var. Ben buna 2 tane A ile göstereceğim. Sonra farklı değil mi? Ona B, diğerine de C diyeyim. Dönüş için arkadaşlar bütün fiyatlar birbirinden farklı. Ama şunlar yine ikisi aynı. Ben bu ikisine K diyeceğim. 193, 310'a da M, N diyeceğim. Şimdi gidiş için gidiş için 3 tane farklı para vardır değil mi? A, B, C ödeyeceği 3 tane farklı para vardır. Dönüş için ise K, M, N olmak üzere yine 3 farklı para öder. 3 çarpı 3'ten toplamda 9 durum söz konusudur arkadaşlar. Şimdi Bakın ikisi aynı. Ben burada farklı paraları seçmek istiyorum. O zaman ya A'yı seçecek ya B'yi ya C'yi. Dolayısıyla 3 durum söz konusu. Yine farklı paralı dönüşlere bakacağım. Ya K'yı seçecek ya M'yi ya N'yi. 3 durum söz konusu. 3 üç çarpı 3'ten 9 durum olur arkadaşlar. Ve geldik 6. sorumuza. Bence tam sınava yarında olan bir soru. Şekilde mangal için hazırlanmış çubuklar görülmektedir. A çubuğunda domates, köfte, biber, B çubuğunda domates, köfte takılmıştır. A ve B çubuklarının uç kısımlarından çıkarılan her malzeme çıkarıldığı anda C çubuğunun uç kısmından takılacaktır. Bu şekilde bütün malzemeler C çubuğuna takılmış olacaktır. Buna göre bu malzemelerin tamamı C çubuğunda kaç farklı görüntü oluşturur? Şimdi burada takip edebilirsek olayı hemen sonuca varacağız arkadaşlar. Şimdi C çubuğuna bakıyorum. İlk başta ya biberi çıkartacağım ya köfteyi değil mi arkadaşlar? Biberi çıkardığımızı düşünelim. Bakın önce biberi çıkardığımızı düşünüyorum. Bunu siliyorum. Ne kaldı geriye? Köfte, köfte var ilk başta. O zaman ikincisi köfte olacak kesinlikle. Mesela bunu çıkardık diyelim. Sonra ya domates olacak ya köfte olacak. Domatesi çıkartırsak eğer köfte domates şeklinde gidecek. Ama biber köfte dedikten sonra bakın biber köfte dedikten sonra tekrar köfte dersek domates domates şeklinde ilerleyecek arkadaşlar. Evet, burayı yaptık. Şimdi ben burada köfte olduğunu düşünmek istiyorum. Bakın köfte olduğunu düşünmek. İlk başta biber değil de köfteyi çıkardık diyelim. Arkadaşlar köfteden sonra domatesi çıkartırsak biber, köfte, domates olmak zorunda. Değil mi arkadaşlar? Ama köfteden sonra biberi çıkartırsam ya domates olacak. Bakın. Köfteden sonra biberi çıkartırsam şunlar kalıyor değil mi geriye? Domates olduktan sonra köfte ya da domates olacak. Köfte biber şeklinde gidersek arkadaşlar bakın. Köfte biber şeklinde gidersek burada domatesi seçmiştik. Şimdi tekrar köfte diye ilerlersek domates domates şeklinde yerleştirme olacak. Yani toplamda 5 durum söz konusu.